Selam mobil taktik severler. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün enteresan bir video ile karşınızdayım. Elimde bir adet Steam Random Key var. Bu Random Key'i buraya ekleyerek bakalım rastgele hangi oyunu verecek. Umarım güzel bir oyun verir. Hangi oyunu verirse versin, isterse berbat bir oyun versin, isterse mükemmel bir oyun versin, o oyunu burada oynayacağım, testini yapacağım, sizlere görüşlerimi açıklayacağım. Bu arada Steam Random Key'i nasıl aldığımı merak ediyorsanız, ücretsiz geldi bu bana. Onu açıklamamı istiyorsanız en az bir 100 like istiyorum videoya. 100 like'tan sonra onu nasıl yaptığımı açıklayan bir videoyu yayınlayacağım kanalda arkadaşlar. Random Key'imizi eklemeden önce sizden ricam videoya like atmanız, kanalıma abone olmanız ve aboneyseniz bildirimleri açmanız arkadaşlar. Hadi şimdi Steam Random Key'imizi ekleyelim arkadaşlar. Hem bu arada Steam Random Key'in nasıl eklendiğini de göstereyim size. Steam hesabınıza giriş yaptınız. Steam'inizi açtınız. Sol alt köşede oyun ekle bölümü var. Steam'de ürün etkinleştir kısmına geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz. İleri diyorsunuz. İleri diyorsunuz. Buraya elinizdeki Random Key'i yapıştırıyorsunuz. İleri diyorsunuz ve Earth 2150 Trilogy. Vay, üçleme bir oyun verdi. Ama oyunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir fiyatına bakalım. Bir de yok, yüklemeyeceğim. İptal. Bir fiyatına bakalım oyunun. Şuradan kütüphanemize girelim. Ne kadarlık bir oyun geçmiş elimize? Bu arada kayıt alıyor muyuz? Alıyoruz. Kütüphane ana sayfa dedim. Lost Solution, The Moon Project, Trilogy. Abi, görseller çok da fena gözükmüyor. Bakalım oyunun Trilogy fiyatı ne kadarmış? 13 lira fiyatı var arkadaşlar. Bunun 13 lira fiyatı var. Türkçe desteği yokmuş oyunun. Şuna bakacağım. The Moon Project. Bunun fiyatına bakacağım. 3 tane oyun birden verdi. Attı beni. Yanlış verdim. Atıyorum seni dışarı dedi. Mağazasına gidiyorum. Mağazasına gidemiyorum. Diğerine bakayım. Lost Solution'a. Mağazasına gidiyorum. Mağazasına gidemiyorum. Biz 13 TL'lik bir oyun verdi. O oyunu indireceğim hemen arkadaşlar. Şu Earth Trilogy. Oyunun çıkış tarihi falan nerede yazıyor? Şuradan mağaza sayfasına gideyim. Bakalım ne zaman çıkmış bir oyun. Sağ üst köşede. 20 Mayıs 2000. Tam tamına 21 yıllık bir oyun arkadaşlar. Denk gelen. Zaten tutup burada 50 lira 100 liralık bir oyun vereceği yok. Ama şansımızı denemiş olduk. Sanıyorsam stratejik bir oyun. Bana şeyi hatırlattı. Eskiler bilir, Red Alert diye bir oyun vardı. Onu hatırlattı bana. Veya şey, Microsoft'un bir oyunu vardı. Adı aklıma gelmiyor şu an. Neyse, adı aklıma gelince söyleyeyim. Ben bu oyunu hemen indiriyorum. Kütüphaneye gidiyorum. Trilogy'yi seçiyorum. Yükle diyorum. İngilizce, masaüstü, kısa yolu, başlatmıyoruz, cart. Şuradan D klasörüme diyorum. Zaten basit bir oyun muhtemelen. 2000 yılında çıkmış bir oyun ise 20 yıllık bilgisayarlarınız bile çalıştıracaktır. Ben bu oyunu hemen indiriyorum. Ondan sonra görüşüyoruz arkadaşlar. Beraber de deneyimini yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi oyunu indirdim. Kısa sürdü zaten. Şu şey dikkatimi çekti. İncelemeler, bütün incelemeler diyor. 344 tane inceleme var. %74 kadarıyla olumluymuş. Çoğunlukla olumlu bir oyunmuş yorumları oynayanlar açısından. Şöyle oyuna şey yaptım ben. Kurdum, başlattım. Ana ekranındayım, daha oyuna başlamadım. Evet.
Şurada bize 3 tane Eurasian Destination, United Civilization State, Lunar Corporation diye bir şey cartçurt 3 tane seçenek sundu. Oyunun multiplayer'i var. Editör var. Bilmiyorum, denemedim, bakmadım. Oyunu kendin mi üretiyorsun, yaratıyorsun? Bir kredi dedi zaten, yapımcı hakkında bilgiler. Şunu seçerek ben direkt oyuna başlayacağım. New player. İsim mi yazıyorsun? Tarık. YL. Enter the game. Start new game. Yeni oyun başlatacağım. Oyunun görsellerinden bir şey beklemeyin arkadaşlar. Yaklaşık 20 yıllık bir oyun. İngilizcemiz de yok. Bir pok da anlamıyoruz. Okey diyeceğim. Strateji oyunlarından az çok bildiğim kadarıyla oynamaya çalışacağım. Heh. Böyle klavye sağ sol değirerek şey yaptırıyoruz. Power plane demiş. Üreteceğiz muhtemelen bunları. Üret babam şuraya. Şunu da üret. Yani bildiğiniz strateji oyunları. Daha önce eminim çok oynamışsınızdır böyle oyunlar. İzleyin, inceleyin. Ben de sizinle beraber inceliyorum oyunu. Hoşunuza giderse 13 lira bir ücreti var. İndirip oynayabilirsiniz. Ha, sakın reklam algılamayın, öyle bir şey değil. Reklam değil. Sadece yeni içerik üretmek istedim. Onu üretiyorum şu an. Şu aracı üretelim. Ne aracıymış? Bir şeyler üretecek herhalde. Bir bok anlamadım. Ha, fabrika görünümü var zaten. O bize bir şeyler üretecek. Şöyle dünya haritası var. Dünya haritasında ne gösteriyor bilmiyorum. Ondan sonra şurada binalar var. Bu binalarda bir şeyler üretebiliyoruz muhtemelen. Evet, aynısı. Ya bunlardan bizde varmış. Buralara niye boşuna ürettik? Şurada bir uçak var. Şöyle bir çıkalım bakalım. Buralarda da bir şeyler var. Ya da dediğim gibi Red Alert'tı falandı filan da o zamanlar bir 10-15 yıl önce filan oynadığım oyunlar, oyun tarzlarıydı bunlar. Şimdi çok ilgimi çekmiyor bu tarz oyunlar. Zaten çok da bir şey de yapamayacağım gibi. Bu muhtemelen maden toplayan bir araç. Şu an bize maden topluyor. Öyleyse üret kardeşim, bize madenden toplasın. Beş tane ürettim, toplasınlar. Şeyi de göremiyorum, ne kadar bütçem var. Enerji, ha şu 2008 gittikçe düşüyor üretime bastığımız için. Madenlerden toplayacaklar. Biz de bir şeyler yapacağız. Şöyle bir haritada gidelim sağa sola. Yok, harita gittikçe silikleşiyor. Şey acaba şunlarla gezerek haritayı genişletebiliyor muyuz? Bir bakalım. Ha, gitti. Neredesin oğlum?
Aynen, bunlarla gezerek haritayı genişletiyoruz. Ya bildiğin işte strateji oyunu mantığı. Bununla böyle gezip haritayı büyüteceğiz. Düşmanları bulacağız. Gelişimimizi sağlayacağız. Ordumuzu geliştireceğiz. Düşmanları bulacağız. Sonra yok etmeye çalışacağız. Bu yani oyun. Fazla da üzerine düşmeye gerek yok. Yani 13 TL'lik bir oyun. Steam'in bize random key'le verdiği oyun bu. Ne yapacağım şimdi ben bu oyunu? Size gösterdim. Sözümü yerine getirdim. Oyunu sileceğim. Ya şöyle daha güzel şeyler çıksaydı keşke de şey yapsaydık. Önüme gelen tuşa basıyorum işte. Neyse. Çıktım oyundan. Ana ekrandayım, şeydeyim, kütüphanemdeyim, işte Steam'deyim. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse bunu bana belirtin. Steam random key'leri bularak, düşürerek böyle sürekli video çekeyim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.